Şimdi geçelim bir başka tartışmaya. Biliyorsunuz organize suç örgütü liderliğiyle itham edilen Sedat Peker. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili pek çok bir takım iddialarda bulundu ve bu tartışma sürüyor. İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun da bir takım açıklamaları oldu konuyla ilgili olarak. Ali Mahir Başarır CHP Mersin Milletvekili de konuyla ilgili yeni bir kapı araladı ve bir belge gösterdi. Bu kirli ilişkiler, mafya, siyaset, ticaret ilişkileri mutlaka aydınlatılmalı. Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği müptezel operasyon elemanına sesleniyorum. Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi abim var. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablam var. Arkadaş muhalefetle ne işiniz var? Adam sizleri suçluyor bir takım şeyler anlatıyor, belgelerim var diyor, görüntülerim var diyor vesaire diyor. Bunlara cevap verin, bırakın muhalefeti suçlamayın. Muhalefet hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar araştırılsın derken iktidar cephesi Sedat Peker'le birlikte muhalefeti de hedefe koydu. CHP'li Ali Mahir Başarır, Sedat Peker'e polis koruması tahsis edilmesine ilişkin belge paylaştı. Sedat Peker'in Rize mitingi nereden geldi? VIP'den geldi. VIP'yi kaç kez kullandı? Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'la ilgili cinayet ve uyuşturucu ticareti suçlamalarında bulundu. Yurt dışına çıkmadan önce hakkında soruşturma olacağını İçişleri Bakanı Soylu'nun haber verdiğini iddia etti. Soylu'nun kendisine koruma polisi tahsis ettiğini, hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya aşağılanmaya razıyım. Sedat Peker bu memlekette il il gezerken mitingler düzenlerken kendisine koruma araçları, korumalar tahsis edilirken siz ne yapıyordunuz sayın soylu? Beni tanıyanlar ve birlikte çalışanlar bilir ki mafyadan nefret ederim. Bakanlarla alakalı öyle şeyler söyleniyor ki, o kadar kötü şeyler anlatılıyor ki İrim patladı, cerahat ortaya döküldü. Illegal mafyatik kişiliklerin tevziratlarını esas kabul ederek İçişleri Bakanımıza, bakanlarımıza, kabinemize, AK Parti'mize ve siyaset arkadaşlarımıza saldıran muhalefet siyasetçileri sadece kendilerine kişiliksiz notlar veriyorlar. Poseptik borusundan çıkanlar kendileri değilmiş gibi kalkıp bir de muhalefeti suçluyorlar. Mecliste mutlaka bir araştırma komisyonu kurulmalı ve Cumhuriyet savcıları da re'sen soruşturma açmalılar. İçişleri Bakanı mutlaka görevden el çektirilmeli. Muhalefet İçişleri Bakanına istifa çağrısı yaparken iddialar içinde meclis açılınca araştırma komisyonu kurulması için önerge verecek.